Bismillahirrahmanirrahim. Babu ar-raculu yuvecihu bil-hedi ila Mekke'te ve yuqim fi ahlihi. Hal yetecerret vizâ kullidel hediyu? Bu bab şunun beyanındadır ki, ar-raculu bir adam yuvecihu gönderiyor bil-hediye kurbanını ila Mekke'te, Mekke-i Mükerreme'ye. Ve yuqim fi ahlihi, o kendi ahlinde ikamet ediyor. Beytullah'a, ömre yahut hac için gitmiyor, yalnız hediyini gönderiyor. Hel yetecerredu, o soyunur mu? Elbisesini soyunup da ihram giyer mi? İzâ kullidel hediyu, onun hediyi teklit olunduğu vakıtta. Mesela gün tayin etmiş ki, filan yere gittiniz mi filan vakıtta, benim bu kurbanlarıma işaret koyun. Ve o gün geldiğinde bu adam elbisesini çıkarır da ihramı giyer mi, yoksa elbisesinde mi kalır? Baba bunu beyan edecek. Haddesena Rabi'ul Mezzinu kâle, haddesena Esed ibn-i Musa kâle, haddesena Hatim ibn-i İsmail, en Abdirrahman ibn-i Atâ ibn-i Ebi Lebibe, en Abdülmelik ibn-i Cabir, en Cabir ibn-i Abdullah radıyallahu anh. Kâle Cabir ibn-i Abdullah buyurdular ki, künte inden Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in yanındaydı. Calisen otur olduğum halde. Ben onun yanında oturuyordum. فَقُدَّ كَمِيسُهُ Onun kömleki ortadan, ön tarafından yırtıldı. مِنْ جَيْبِهِ Ceybinden, yakasında yeniş aşağı yırtıldı. Yani yırttı, emretti, yırttılar. حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ رِجْلَيْهِ Hatta ayak taraflarından gömlekini çıkardılar. فَنَزَرَ الْقَوْمُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Cemaat Peygamber Efendimiz'e baktılar. Fekale buyurdu ki, inni ben emertu emreyledim bibüdüni develere, elleti öyle develer ki, cihütü buha bi'astu biha, ben onları bi'asiyledim. En tukelletel yevme, bugün tek ikilade asalar boyunlarına ve tüşere, hem de işar olunurlar, ülküşlerine yara vuralar. Ala mekanin keza ve keza. Fenezerel kavmu, kavm nezar eyledi cemaat ile Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e. Baktılar ki gömlekini yırttı ve ön tarafından, yakasını yeniş aşağı yırttı ve ayak tarafından çıkardı. Ona bakınca fekale, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, inni emertu ben emreyledim bibüdini develerime, elleti öyle develer ki be'astu biha, ben onları gönderdim, hedi olarak Mekke-i Mükerreme'yi gönderdim. Emreyledim ki, en tukelledel yevme, bugün onların boyunlarına kilade asılsın, ve tüşere, hem de işar olunsun, ürküşlerine yara vurulsun ki kurbanlık oldukları bilinsin diye. Ala mekanin keza ve keza, mehal tayin ederek bir mehal tayin ettim. O mekanda gilade asılmasını, işar olunmasını emreyledim. Felebistu kemisi ve nesitu, ben unuttum, kömlekimi giydim. Felem ekun li uhrice, ben kömlekimi çıkarır olmadım. Min resi, başım, baş tarafından, فَلَمَ كُنْ لُوَخْرِجَ كَمِيسِ مِنْ رَاسِ Onun için kömleki baş tarafından çıkarır olmadım, yakasını yırttım ki başıma değmesin diye kömlekimi çıkardım. وَكَانَ بَعَثَ Resulullah Efendimiz göndermiş idi bibüdünihi, develerini hedi olarak, فَاَقَامَ بِالْمَد۪ينَةِ Kendisi de Medine-i Münevvere'de ikamet eylemiş idi. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki, فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavmi sahip oldular. Neye? اِلَا اَنَّ الرَّجُلَ Şuna sahip oldular ki, bir adam اِذَا بَعَسَ بِالْهَدِي Hediyini gönderdiği vakıtta وَاَقَامَ فِي اَهْلِهِ Kendisi de ehlinde ikamet ettiği vakıtta فَقَلَّدَ الْهَدِيَ Hediyi teklid eder وَاَشْعَرَ Onu da işar eder, hediyini teklid eder, onlara işar ederse اَنَّهُ O adam يَتَجَرَّدُ Elbisesini soyunur, yani ihramı giyer. فَيُقِيمُ كَذَلِك İhramda olarak ikamet eder. حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ حَتَّى nas ihramdan çıkıncaya kadar مِنْ حَجِّهِمْ Haclarından nas gidip de haclarını yapıp ihramdan çıktıkları vakit o adam da ihramını soyar. Bunlar böyle dediler. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında ihticacı ilediler. بِهَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis ile. وَرَوَوْ ذَٰلِكَ اِذَا بُنِ rivayet eylediler عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَاِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Abbas'tan ve Abdullah ibn Ömer'den de rivayet eylediler. Bu hadis
Hazreti Cabir'den, Abdullah ibn Abbas'tan ve Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediliyor. Hazreti Cabir'in hadisini burada rivayet eyledi. Şimdi Abdullah ibn Abbas ile Abdullah ibn Ömer'in rivayetlerini zikrediyor. Haddesena Yunus kâle akberene ibn-i Vehbin enne maliken haddesehu an Abdillah ibn-i Ebi Bekir'in en Amrete binti Abdirrahman enneha akberetu. Amre haber verdi ki enne Ziyade ibn-i Ebi Süfyan, Ziyade ibn-i Ebi Süfyan, bu Ebu Süfyan'ın cahiliye zamanında Taif'te de bir kadınla buluştuğunda ondan hasil olmuş. Sonra bunu Muaviye kendi babasının oğlu olduğunu iddia etti. Ziyad ibn Ebihi derler buna. O Ehl-i Beyt'e büyük düşmanlığı da oldu. Sonra emir oldu. Ehl-i Beyt'e eziyet etti. Meşhur işte bu Ziyad. Ketebe ile Aişe radıyallahu anh Hazreti Aişe'ye yazdı ki enne Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhüma Abdullah ibn Abbas kâle dedi men ehdâ hediyen, her kim bir hedi gönderirse harum aleyhi, ona haram olur ma yahrumu alel hac, hac niyet eden, hac niyet eden adama ne haram olursa hedi gönderen adama da, kurban gönderen adama da o haram olur. Hatta yunhara hediyuhu, hatta gönderdiği kurban boğazlanıncaya kadar. Böyle dedi diyor. Fakat Ba'stu Ziyad diyor ki ben gönderdim bir hediyin, ben de Mekke'ye kurban gönderdim. Fektübi, Hazreti Aişe radıyallahu anh diyor ki sen yaz ileyye bana bir emri ki senin emrini de yaz. Nasıl yapayım? Bunu bana yaz. Evmüri yahut da emriyle sahibel hediyi, bu hediyin sahibine emriyle ne yapacaksa o şekilde yapsın. Fekalet Aişetu, Hazreti Aişe radıyallahu anh'a buyurdular ki leyse kema kâle ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas'ın dediği gibi değildir. Ene feteltu, ben büktüm, yaptım. Kelaide hedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kurbanlarının kiladelerini, iplerini ben büktüm, yaptım. Bir yedi kendi elimle. Sümme kelle, daha sonra onları kilade olarak develerin boynuna astı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz de develerin boynuna o kiladeleri bağladı. Bir yedi kendi eliyle. Sümme be'ate biha, sonra Resulullah Efendimiz o develeri gönderdi. Me'adi, babamla beraber, yani Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ile göndermiş. Felem yahrum, haram olmadı ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz haram olmadı şeyün, hiçbir şey Peygamber Efendimiz'e haram olmadı. Öyle şey ki ahallehullahu azze ve celle lehu, Allah Azze ve Celle ona neyi helal kıldıysa onların hiçbir şeyi de Resulullah Efendimiz'e haram olmadı. Hatta neherel hediye, hatta Hazreti Ebu Bekir hediyeyi götürdü, boğazladı. Yani gönderdi, fakat Resulullah Efendimiz öyle ihrama girmiş. Bir ihrama giren adam ne yapamazsa onları da yapamaz. Bu şekilde olmadı. Yine haliyle ihrama girmemiş gibi Resulullah Efendimiz kaldı. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله النافع قال كان ابن عمر عبد الله بن عمر ولدي إذا بعث هديه هديني gönderdiği vakitte ve huve mukimun, halbuki kendisi gitmemiş, kendisi evinde ikamet ediyor. Emsek Abdullah ibn Ömer imsak ederdi, amma ol bir şeyden ki yumsiku anhu al-muhrim, muhrimin imsak etmiş olduğu şeyden o da imsak ederdi. Hatta yunhara hediyuhu, onun kurbanı boğazlanıncaya kadar. İşte Abdullah ibn Ömer'den gelen bu. Abdullah ibn Abbas'tan da evvelki hadiste okuduk ki Hazreti Aişe Abdullah ibn Abbas'ın o fetvasını itiraz etti. Şimdi Abdullah ibn Abbas'tan ve Abdullah ibn Ömer'den, Abdullah ibn Cabir'den bu rivayetler geliyor. Evet, yalnız Hazreti Aişe itiraz etti, aşağıda bunun izahı da gelecek. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان عبد الله بن عمر إذا بعث بهديه هديني gönderdiği vakitte أمسك عن النساء, kadınlara tekerrüb etmezdi kurban gönderdiğinden dolayı. Şimdi burada Yusuf'tan rivayet geldi ki kurban gönderen adam ihrama girmiş
gibi sayılır. İhramdaki adam neleri yapamazsa o da onları yapamazsa kurbanı Mekke-i Mükerreme'de kesilinceye kadar. Ve halefehum fi zalika aharun. Diğerleri bu birinci mezhebe sahip olanlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki la yecibu ala ahadin, hiçbir kimseye vacip olmaz. Tecridun, elbisesini çıkarmak, ihrama girmek vacip olmaz. Ve la terkü şeyin, bir şeyi terk de vacip olmaz. O da neden? Mimma yetrukul mehrimi. Mührimin terk etmiş, ihrama giren adamın terk etmiş olduğu şeylerin hiçbirisini de terk etmek vacip olmaz. İlla biduhulihi fil ihram, illa ihrama girerse o sebeple, o vakıpta terk eder. İmma bil hacci, ihrama da ya hac ile girer ve imma bil ümreti, yahut da ömre ile girer. Ya hac niyet eder ya ömre niyet eder, işte o vakıpta ihrama girmiş olur ki haram olan şeyler ona haram olur. Ama kendisi ihrama girmemiş. Mekke-i Mükerreme'ye kurban göndermiş, orada kurban kesilecek. O adam ne elbisesini soyunur, ne de mührime haram olan şeyleri terk eder. Ve kâne mimma, bunlardan oldu ihtecu bihi, bunların ihticac etmiş olduğu hadislerden oldu. Fî zâlike, bu mesele hakkında. Ney? Mâ gadra veynâhu, hani Âişete radıyallahu anh'a, Hazreti Âişe'den rivayet ettiğimiz hadis bunların delili oldu. Fima ecabet. Fima nerede? Hazreti Ayşe'nin hadisi fima, ol bir mesele hakkındaki ecabet diye Hazreti Ayşe onunla cevap verdi, ziyaden ziyade. Ziyade dedi ki Resul-i Ekrem Efendimiz kurbanlarını Ebu Bekir'le gönderdi radıyallahu anh. O da götürdü, kesti. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz ne ihram giydi, ne de kendisine Allahu Teala'nın helal kılmış olduğu şeylerden iştinab etti, mührimin iştinab ettiği gibi. Şimdi Hazreti Ayşe'nin hadisi delil oluyor ki kurban göndermekle insan mührim sayılmaz. Bir de ve bima haddesene, dahi bir hadisle ihticacı ilediler ki bize rivayet eyledi Ali ibn-i Şeybe. Kale haddesene Yezid ibn-i Harun, kale akberena İsmail ibn-i Ebi Halid, eni Şabiyye en Mesruk'in kale kultulu Ayşe. Mesruk diyor ki ben Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a dedim ki inne ricalen, bir takım adamlar, havuna burada var bir takım adamlar var ki yeb'asune bil hediye, kurbanlarını gönderiyorlar ile beyti Mekke-i Mükerreme'ye ve ye'murune, emrediyorlar ellezî şulbü şahsı ki yeb'asune mâhu, o şahıs da gönderdiler, o şahıs da kurbanlarını gönderdiler ya, ona da emrediyorlar bir muallimin, bir muallimle lehum, kendilerinin bir muallimini ki yukallidûne, havudeveleri teklid ederler zâlikel yevm, o günü. فَلَا يَزَالُونَ مُحْرِم۪ينَ, bunlar ihramda devam ediyorlar. حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ, nas ihramdan çıkıncaya kadar da bunlar ihramda kalıyorlar. Bunu Hazreti Ayşe'ye sordu Mesruk. فَصَفَّقَتْ بِيَدِهَا, ellerini birbirine çarptı Hazreti Ayşe. فَسَمِعْتُ ذَٰلِكَ مِنْ وَرَائِ الْحِجَابِ, perde arkasından ben bu tesbihin sedasını işittim. Fekalet Hazreti Aişe buyurdu ki Sübhanallah, Cenab-ı Hakk'ı tenzih-i tekdis ederim. Leked küntü eftülü, ben örerdim. Gelaide hediyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kurbanlarının geladelerini bi yedeyye, ben elimle, hutta bi yedi, elimle örerdim. Feyeb'asu biha, Resulullah Efendimiz bu hediyeleri gönderirdi ileri Kabe'ti Kabe'ye. Ve yukimu, kendisi de ikamet ederdi fina, bizim aramızda. La yetruku şeyen, hiçbir şeyi terk etmezdi. Neden? Mimma yesne'ul helalu, halal bir adamın işlediği şeylerin hiçbirisini terk etmezdi. Yani mührim gibi değildi. İhrama giren adam birçok şeyleri terk eder. İhrama münafı olan şeyleri Resulullah Efendimiz öyle bir şeyleri terk eylemezdi. Aynen ihramda değilmiş gibi hareket ederdi. Hatta yerci'en nasu, nasu rücu edinceye kadar Resul-i Ekrem Efendimiz gene eski haline devam ederdi. Haddesena Ali ibn Ma'bed, kâle haddesena Ya'la ibn Ubeyd, kâle haddesena İsmail ibn Ebi Halid, fezekere bi isnadihi mislehu, eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi, Ali ibn Ma'bed terikiyle de rivayet eyledi. Haddesena Ali ibn Ma'bed, kâle haddesena Abdülvehhab ibn-i Ata,
قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت Hazreti Ayşe buyurdular ki kuntu eftülü biyedi ben elimle örerdim. Libüdünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin bedeneleri gönderecek oldukları kurbanlar için biladeler örerdim. Feyeb'asü bil hedi Peygamber Efendimiz de o hediyi ba's ederdi. Ve huve mukimun bil medine. Resulullah Efendimiz de Medine'de ikamet ediciydi. Ve yef'alu Resulullah Efendimiz işlerdi. Ma yef'alul muhillu halalda halal olan bir kimse, ihramda olmayan bir kimse ne işlerse onu işlerdi. قَبْلَ اَنْ يَصِلَ اِلَى الْبَيْتِ Beyte vasıl olmazdan evvel. Yani onlar diyorlar ki bu kurbanlar beyte vasıl oluncaya kadar ihramdaki gibi kalacak. Yok Resul-i Ekrem Efendimiz öyle yapmazdı buyuruyor. حَدَّسَنَا فَادٌ قَالَ حَدَّسَنَا اَحْمَدُ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ يُونُسُ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ مَعَوِيَ اَنِ الْعَمَشْ اَنِ اِبْرَاهِيمَ اَنِ الْاَسْوَةَ اَنْ عَيْشَةَ قَالَ Hazreti Ayşe buyurdular ki لَرُبَّمَا فَتَلْتُ Ben çok kere elimle ördüm el-galaide giladeleri لِهَدِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimizin hediyeleri için فَيُكَلِّدُهُ Peygamber Efendimiz o giladeleri develerin boynuna bağlardı. سُمَّ يَبْعَسُهُ بِهِ Sonra onları gönderirdi. سُمَّ يُقِيمُ Sonra Peygamber Efendimiz de kendi Medine-i Münevvere'de ikamet ederdi. لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا Hiçbir şeyden sakınmazdı. O şeyde neden? مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ İhramda olan bir adamın sakınmış olduğu şeylerden Resulullah Efendimiz sakınmazdı. Yani kendisini ihramda saymazdı. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة buyurdular ki كنا نقلد الشاتة شاتة قلادة bağlardık فترسل gönderilirdi yani koyuna bile bir kılada yapardık alamet kurbanlık olduğuna dair onu O koyun gönderilirdi Mekke-i Mükerreme'ye. Evkalet yahut Hazreti Aişe buyurdu ki Fenürsilü gönderirdik biha o koyunu. Yani türselü yahut da nürsilü. Yazılışta bir harekete ihtilaf var. Biz o koyunu gönderirdik. Giladeyi bağladıktan sonra. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de helalün helal idi. Yani ihrama girmemişti. Lem yahrum minhu şeyin. Hiçbir şey de Peygamber Efendimiz'e haram değildi. Mührimi haram olan şeyler ona haram değildi. İşlerdi yani. Haddesena Muhammed bin Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun an İbrahim an el-Esved an Aişete radıyallahu anha kâle Hazreti Aişe buyurdular ki Rubbema feteltul kelâide Ben çok kere kıladeleri elimde ördüm hedi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin hedileri için feyukelliduhu Peygamber Efendimiz onu O kurbanların boynuna bağlardı. Sümme yeb'asu bihi sonra onu gönderirdi. Sümme yuqimu sonra kendisi ikame ederdi. Medine-i Münevvere'de la yeştenibu şeyen hiçbir şeyden sakınmazdı. Mimma yeştenibül mührimi mührimin içtinab etmiş olduğu şeylerden de sakınmazdı. Haddesena Muhammedun kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammad ibn-i Zeydin an Mansurin an İbrahim'e fezekere bi isnadihi mislehum. Aynı hadis-i şerifi İmam-ı Tahavi Muhammed Terike'le rivayet eyledi. Haddesena Nesru bin Merdu, kâle haddesena Al-Hasib bin Nasih, kâle haddesena Buhaybin Am-Mansurin, fezekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadis-i şerifi Nesru bin Merdu Terike'le rivayet eyledi. Haddesena Muhammed bin Huzeyme, kâle haddesena Haccacun, kâle haddesena Hammadun an Hişam an Ebihi an Aişete radıyallahu anha, mislehu. Bu hadis-i şerifi İmam-ı Tahavi yine Muhammed ibn-i Huzeyme tarikayla Hazreti Aişe'den rivayet ediyor. Haddesena Rabi'ye ve Mâzzinu kâle haddesena ibn-i Vehbin anilleysi anibin Şihabin haddesehu an Urvete ve Amrete an Aişete radıyallahu anha mislehu. İmam-ı Tahavi Rabi'ye ve Mâzzin tarikayla bu hadisi şerifi hem Hazreti Aişe'den rivayet ediyor ondan da hem Amre hem de Urve ikisi de rivayet eylemiş. حدثنا ربيع المأذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عائشة رضي الله عنها مثله
İmam-ı Tahavi yine Rabi'ül Mezin terikiyle Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor. Haddesena Rabi'un kâle haddesena Şuaybun kâle haddesena Leys an Hişâmin en Urbeten Ayşe'te Mislav. Diğer bir senet Rabi'ül Mezin terikiyle. Haddesena Fehdun kâle haddesena Muhammed ibn-i Kesir an el-Evza'i an Abdirrahman ibn-i Kasim an Nebihi an Ayşe'te radıyallahu anh'a Mislav. Fehed terikiyle de İmam-ı Tahavi yine Hazreti Ayşe'nin hadisini rivayet eyledi. حدثنا صالح بن عبد الرحمن وربيع الجيزي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الكعنبي قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها مثله حضرت عائشة دن gelen bu hadisi İmam-ı Tahavi صالح بن عبد الرحمن وربيع الجيزي tarikiyle rivayet eyledi. حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. Bir de Yunus Tariki ile aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Haddesena Rabi'un Mezinu kâle haddesena Şuayb ibn-i Leys kâle haddesena Leys an Abdirrahman ibn-i Kasim fe zekere bi isnadihi mislehu. Yine Rabi'un Mezin Tariki ile rivayet ediliyor. Haddesena Rabi'un Mezinu kâle haddesena Bişir ibn-i Bekir kâle haddesena Elevza'yı kâle haddesena Abdirrahman ibn-i Kasim fe zekere bi isnadihi mislehu. Rabi'ül Mezin terikiyle yine bu hadisi şerifi zikrediyor ve zade. Fakat bunda bir ziyade var ki وَلَا نَعْلَمُ الْمُحْرِمَ يُحِلُّهُ اِلَّا الطَّوَابُ بِالْبَيْتِ وَلَا نَعْلَمُ biz bilmeyiz الْمُحْرِمَ مُحْرِمِ ki يُحِلُّهُ وَنْ حَلَلْ قَلَرْ bir adam ihrama girdi mi o ihramdan çıkması için, helal olması için hiçbir şey yoktur. İlla tavafu bilbeyt, illa beytullahi tavaf vardır. Bunu biliriz biz. Bizim bildiğimiz beytullahi tavaf edecek de ihramdan çıkacak. Haddesena Yunus kâle akhberen ebni vehbin enne maliken haddesev an ibn ebi Bekir'in en amreten Aişete radıyallahu anha mislehu. Hazreti Aişe'den yine hadisi şerifi Yunus terikeyle rivayet eyledi gayre ennehu lem yezkuri ziyade. Yalnız bu ziyadeyi zikreylemedi. Elleti öyle ziyade ki fihi onda olucudur ala makablehu. Makablindeki hadiste var ya وَلَا نَعْلَمُ الْمُهْرِمَ يُحِلُّهُ اِلَّا الطَّوَفُ بِالْبَيْتِ yok o ziyade. Fakat tevateret hadil asar. İşte bu eserler çok oldu. Yani Ayşe, Hazreti Ayşe'den ima zikrine bizim zikrettiğimiz sebebiyle. İşte Hazreti Ayşe'den bu kadar rivayet geldi. Bima lem yetevater an gayriha. O kadar tevatür var ki başkalarından bu kadar tevatür yok. O gayrisi de neden? Bima yuhalifu zalik. Hazreti Ayşe'nin rivayetine muhalif olan hadislerde bu kadar senet çokluğu yok, rivayet kesreti yok. Fe in kana hada, eğer bu mesele olursa yuhadu min tariqi sıhhati lesanid. Senetlerin sıhhati tariqinden alınır ise فَإِنِّ إِسْنَادِ حَد۪يسِ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا هَذَا Hazreti Ayşe'nin bu hadisinin senedi اِسْنَادٌ صَحِيْهٌ sahih bir isnattır. لَا تَنَازُعَ بَيْنَ اَهْلِ الْعِلْمِ اَهْلِ الْعِلْمِ arasında tenazu olmadı fihi bu senetlerde. Hazreti Ayşe'den bu kadar senetlerle, rivayetlerle geldi ki ehli ilim bunda tenazu etmez, senedi sahihtir. Eğer senedi sahih olan rivayetler alacaksa Hazreti Ayşe'nin hadisi alınır. Onunla amel edilir. Veleyse hadisü Cabir ibn Abdullah kezalik Cabir ibn Abdullah'tan rivayet edilen hadisle bu kadar kesreti rivayet yok. Sıhhati senet yok. Leenne men ravahu bir kimse ki Cabir ibn Abdullah'ın hadisini rivayet eyledi. Dune men ravah hadisi Ayşe radıyallahu anh. Hazreti Ayşe'nin hadisini rivayet eyleyenlerin dunundadır. O dereceye vasıl olmamıştır. Ve inkâne zâlik, eğer bu mesele olursa yuhazu min tariki zuhuri şeyi, bir şeyin zahir olduğu terikle ve tevatürü rivayeti bihi, anında rivayetlerin çok olması terikiyle alınırsa fe inne hadise Âişete eyda, yani Hazreti Âişe radıyallahu anhadan gelen hadis evla daha evladır. Leenne zâlike, bu kesreti rivayet ve zuhur-u şey mevcudun fihi, anda mevcuttur. Ve me'dumun fi hadisi Cabir, Hazreti Cabir'in hadisinde me'dumdur, yoktur. Ve inkâne zâlik yuhadu yok, bu eğer bu mesele alınırsa min tarikin nazar, kıyas tarikiyle alınırsa
فَاِنَّا قَدْ رَيْنَا Biz gördük. اَلَّذ۪ينَ يَذْهَبُونَ Şu kimseler ki zahip olurlar, alırlar. اِلَى حَد۪يسِ Cabir'in radıyallahu anh Hazreti Cabir'in hadisine zahip olanları gördük ki يَقُولُونَ derler ki اِنَّ الْحُرْمَةَ الَّتِي تَجِبُ عَلَى بَعِسِ الْهَد۪ي بِتَقْلِيدِهِ اِيَّهُ وَاِشْعَارِهِ فَيَحِلُّ عَنْهُ اِذَا حَلَّ النَّاسُ بِغَيْرِ فِعْلٍ يَفْعَلُهُ هُوَ فَيَحِلُّ بِهِ Onlar ne derler? اِنَّ الْحُرْمَةَ Şurlu bir hürmet, yani üzerine haram olması. اَلَّتِي اَيْلُ hürmet ki tecibu vacib olur. اَلَى بَعِسِ الْهَد۪ي Hediye gönderen üzerine vacib olan hürmet. Ne sebebiyle? بِتَقْلِيدِهِ اِيَّهُ وَاِشْعَارِهِ O hediyeni teklid eyledi, işare eyledi. Bu sebeple ona bir hürmet geldi. فَيَحِلُّ عَنْهُ Ondan çıkar. اِذَا حَلَّ النَّاسِ نَاسِ Çıktığı vakitte. بِغَيْرِ فِعْلٍ Fiyansız çıkar. Öyle fiil ki يَفْعَلُهُ Onu işleyecek. هُوَ O. يَفْعَلُهُ O adam o işi işleyecek de فَيَحِلُّ بِهِ Anında ihramdan, o fiille ihramdan çıkacak. Öyleyse bu hiçbir iş işlemeden çıkacak. Bu böyle oluyor. Bunlar böyle diyorlar. Hediyeni gönderdi, kendisi de ihramdaki gibi kaldı. Ta bayram günü kurbanlar kesildiği vakitte o ihramdan çıkıyor. Ne yapacak? Tavafı yok, sahi yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey işlemeden çıkıyor. Bir ihrama giren bir adam bir iş işlemezden o ihramdan çıkabilir mi? Bir de bunu araştırmak lazım. فَاَرَدْنَا اَنَّنْ زُورَ Biz bakmak istedik. فِي الْاِحْرَامِ الْمُتَّفَكِ عَلَيْهِ Onlarla bu iki tarafın arasında müttefekün aleyh ihrama nazar eyledik ki هَلْ هُوَ كَذَٰلِكَ اَمْلَى O da böyle midir, değil midir? Bir şey işlemeden ihramdan çıkabilir mi, çıkamaz mı? فَرَيْنَا Biz gördük ki رَجُلَ Bir adam اِذَا اَحْرَمَ بِحَجِّنَ وَمْرَةٍ Hac yakut ömreyle niyet etti mi? İhrama girdi mi? فَقَدْ صَارَ مُحْرِمًا اِحْرَامًا Bu bir ihram ile mührim oldu. Öyle ihram ki müttefaken aleyh. Her iki tarafta ittifak ettiler ki o adam mührimdir. Ya hac niyet etti ya ömre. Birinci mezhep sahipleri de, ikinci mezhep sahipleri de bunda ittifak ediyorlar ki bu adam mührimdir. وَرَيْنَهُ Biz adamı gördük. غَيْرَ خَارِجٍ Çıkıcı olmadı. مِنْ ذَلِكَ الْاِحْرَامِ O niyet etmiş olduğu ihramdan اِلَّا بِاَفْعَالٍ اِلَّا فِيَلَّرْلَ çıkar oldu. Öyle fiiller ki yef'aluha işler. Tavaf eder, sa'y eder, tıraş olur da ihramdan çıkar. O fiilleri yakmadan çıkamaz. Öyle ef'al ki feyehillu biha o fiiller sebebiyle çıkar minhu ihramdan. Ve la yehillu bi gayriha o ef'ali yapmaksızın başka bir şeyle çıkamaz. O ef'al da malum zaten. Ömrede tavaf-ı sa'y, hacda da tavaf-ı sa'y, vukuf işte hepsi orada zikrediliyor. O ef'ali yapacak da çıkacak. Bunda her iki tarafta ittifak ediyor. Ela tura görmez misin ki ennehu izâ kâne hacen hacı oldu mi? Felem yakıf ve arafete arafada vefbeyi yapmadı mi? Hatta mıda vaktuha arafaya kavuşamadı. Vakti geçtikten sonra o adam hac niyetiyle geldi ama vefbeye kavuşamadı. Ennel hacca kat fâtehu haccuna fert oldu. Ve la yehillu lakin o adam ihramdan çıkamaz. İzzâ bi fi'alin yef'aluhu İlla bir fiille çıkar ki onu işler. O da neden minnet? Tavafi bil beyt, beytullahi tavaf eder. Ve sa'i beyni safa ve merve, safa ile merve arasını sa'i eder. Ve halka ve teksir. Sonra başını tıraş eder yahut da saçlarını keser de ondan sonra çıkar. Ve kfeyi kaçırttı, hacı olamadığı halde o adamı tavaf, sa'i yapmamış, ihramdan çıkamıyor. Ve lev vakafe bi arafata, arafada vakfesini yapsa. وَفَعَلَ جَمِيعَ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجِ Bir haccın yapmış olduğu işlerin hepsini yapsa غَيْرَ التَّوَافِ الْوَاجِبِ Vacip olan tavafı yapmadı. Hepsini yaptı da tavaf olan farz olan tavafı yapmadı. لَمْ يَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ أَبَدًا Ebeden kadınlar ona helal olmaz. Ailesine tekerrüb edemez. حَتَّى يَتُوفَ التَّوَافَ الْوَاجِبِ Hatta farz olan tavafı yapmadıkça. Ve kezalike l-umretu, umre de böylecedir. La yehillu minha umreden çıkamaz. Ebeden çıkamaz. İlla bit tavafi bil beyt, illa beytullahi tavafla çıkar. Ve sa'i beyni safa ve merveti, safa ile merve arasını sa'i der. Ve l-halkillezi bir de bir tıraş ki yekunu minhu, o adamdan olur. Ba'de zalike tavaf ve sa'i yaptıktan sonra bir de tıraş. Tıraş olur, ondan sonra ihramdan çıkar. Umrede de böyle.
Eleyse bunlar müttefakun aleyh. Her iki taraf da bunu böyle kabul ediyor. Fekânet hâzihi, işte bu oldu. Ehkâmel ihram, ihramel ehkâmi. Öyle ihram ki el müttefak aleyh. Müttefakun aleyh olan ihramın ehkâmi bu oldu. La yuhricuhu minhu, bu adını bu ihramdan çıkarmaz mürûr-ü müddetin, zamanın geçmesi. Ve innemâ yuhricuhu, adını çıkarır minhu, bu ihramdan el ef'alu, ef'al çıkarır. Ef'al da dedi ya, tavaf edecek, sa'y edecek, tıraş olacak, ihramdan çıkacak. Yoksa zamanın geçmesi onu adamı ihramdan çıkarmaz. Ve kâne men ehreme bi umretin. Ve kâne oldu men ehreme bi umretin. Bir umreyle adam ihram ederse ve sâkel hediye. Hedide sevk ederse ve ve yuridu temettu'a. Bu adam da temettu'u murad ediyor. Evet. وَهُوَ يُرِيدُ تَمَتُّ فَتَافَ لِعُمْرَتِهِ وَسَعَرْ Umresi için tavaf eder, say ederse لَمْ يَحِلَّ ihramdan çıkamaz hatta يَفْرُغَ مِنْ حَجِّهِ haccından farig ola وَيَنْحَرَ الْحَدِيَ kurbanını da boğazlaya. فَكَانَتْ هَذِهِ bu umrede hadi sevk eden umrede oldu hürmeten zaideten ziyade bir hürmet oldu bir sebebi hadi hadi sebebiyle. لأنه لولا الهدي هدي والمصير لكان إذا طاف لعمرته وسعى عمر سنة بيت الله توفت السفاء المروى رسين سايت تم حلق ترش ولولي وحل له وند حلال ولولي حلال ولولي يعني إهرم دن شكاري فإنما منعه من ذلك وإهرم دن شكمسنا معنول الهدي هدي الذي هو الهدي كساكه برابر götürdük وهدي قربان ona معنول دي وشكمز onu boğazlamadıkça. ثم كان يحلاله وادم إحرامًا شكمسول من تلك الحرمة إذا وحرمتًا شكمس قربان سبب إلى إحرام دقلد دا بايرام جنو كستيا إنما يكون بو إحلال ولد بفعل بفعل لك يفعلو إشلر ودا ني قربان لكسمك بودا بفعل لا بمرور وقت وقت مروري لا ديل وقت مروري يوك ودا إلا بفعل إشليجك دا ودا قربان لكسجك دوندان شكاجك. فكان هذا الإحرام المتفق عليه işte bu muttefakun aleyh ihram oldu la yahrucu minhu ondan çıkamaz oldu bir mürur ile vakit vakitlerin müruriyle çıkamaz oldu ve la bef'alin baş fiiller ile de çıkamaz oldu öyle fiiller ki gayrihi tavafu sa'yin gayrisi başka bir fiille de çıkamaz oldu ve lakin bef'alin bir takım ef'aller çıkar oldu ki يَسْعَلُهَا وَنِ اِشْرَهُ وَاَوَادًا O da ne? Beytullah'ı tavaf edecek, sa'y edecek, kurbanını kesecek, onları çıkaracak, o ihramdan çıkabilecek. Yoksa başka bir surette çıkamaz. وَكَأَنَّ مَنْ بَعَثَ Göye ki bir adam ki bahsetti, bir hediyin bir kurbanı. وَاَقَامَ فِي اَهْلِهِ O da kendi evinde kaldı. وَاَمَرَ اَمْرَتْتِ كَاَنْ يُكَلَّدَ Kurbanları, kurbanların boynunda kilade asılar. Ve yuş'are, onlar iş'ar oluna, ürküşlerine işaret vururlar. Fevecebe aleyhi, o adam üzerine vacip oldu. Bizalik, bu kılade ve iş'ar sebebiyle ettecrid, ihramdan çıkmak vacip oldu. Fî kavlimen, bir kimsenin kavlünden ki yucibü zalik, bunu vacip kılıyor. Böyle adam, böyle dedi ya, ihrama girdi. Bu adam madem hediyeni yaptı, ihrama girmedi, hediyeni yaptı, bu ihrama وكأن من ويك بالكمسه كي بعث هديني gönderdi ve kâme fi ehlihi fakat kendisi evinde ikamet eyledi ve emre emreyledi ki en yukallede gönderdiği kurbanın boynuna kilade asılsın ve yuş'are ona işaret vurulsun fevecebe aleyhi ona vacip oldu bizalik işte bu kilade ve iş'ar sebebiyle ettecridü tecrid İhramda, ihrama girmesi, elbisesini çıkarması ona vacip oldu. Kimin endinde? Fî kevlümen bir kimsenin kevlünde ki yûcibü zâlik bunu vacip kılıyor. Yuhillu o adam, yehillu o adam ihramdan çıkar, min tilkel hürmeti o hürmetten helal olur, çıkar. La bir fiilin fiil ile değil, böyle fiil ki yef'alû, işlediği bir işler çıkmış değil, yalnız mürur vaktiler. Velakin fi vakti maşul bir vakitte çıkar ki yahillun nas ihramdan çıkar işte o da o vakitte çıkar. Böyle olmuş gibi oldu. Fe halefe zalik. Bu muhalif oldu.
hediye göndermek, kendisi de hiçbir iş yapmadan vakti geldiğinde ihramdan çıkmak, bu muhalif oldu neye? El-ihram el-müttefeku aleyh. Müttefekun aleyh olan ihramı. Müttefekun aleyh olan ihramda tavaf edecek, sa'y edecek, tıraş olacak, ihramdan çıkacak. Bunda ne tavaf var, ne sa'y var, ne tıraş var. Yalnız vakti geldi mi, bayram oldu da millet ihramdan çıktı mı, o vakitte ihramdan çıkıyor. Bunlar birbirine muhalif oldular. فَلَمْ يَجِدْ سُبُوتُهُ Bunun sübutu vacip olmadı. Yani bu adam ihrama girmiş oldu, olması sabit olmadı. Kezalik böylece hediyeni göndermekle, ona kılade ve işar yapmakla ihrama girmiş sayılmadı. لَنَّهُ اِنَّمَا يَسْبُتُ الْاَشْيَاءُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا Muhtelefin fihi olan eşya sabit olur. اِذَا اَشْبَهَتْ benzediği vakitte neye? الْاَشْيَاءَ الْمُجْتَمَاءَ عَلَيْهَا müştemeğin aleyh, müttefekun aleyh olan şeylere benzerse o sabit olur. Burada benzerlik olmadı ki, hediyeni göndermekle ötekine benzemedi ki bu hüküm sabit olur. Feizâ kânet bu muhtelif olan şeyler olursa gayre müşebbehetin leha müttefekun aleyh olan şeylere benzemez olursa lem yesbüt sabit olmadı. İlla en yekûne mâha illa onunla beraber olana yettevgidü tevgid. Müttefekün ve müştemeğün aleyh olan şeylerde tavaf var, sa'i var, tıraş var. Bu muhtelifin fi olan da o yok. Hediyeni göndermiş, gılade senin boynuna asmış, işar yapmış, başka bir fiil yok. Ne tavafı var, ne sa'i var, ne halkı var. Öyleyse bunda ne kaldı? Bunda diyor kalmadı, sabit olmadı, bir şey kalmadı. İlla en yekûne mâhâ tevkid kaldı, vaktin mürûri. Ki ellezî öyle tevkid ki yekûmu bih, anınla kaim olur, el hücce, bunların hücceti. Hücceti de bu işte mürûr vakti oldu ya dediler. Hüccet olan, ellerinde hüccet olan tevkid kaldı. Bu ola feyecibel gavlu, hükümde vacip ola, biha bu muhtelif olan şeylerde. De bizalik vaktin için. Vakit var ya işte onunla hüküm vermek ola. Yani aralarında bir tam benzerlik olmadı. Müttefekun aleyh olan tavafta, şeyde ihramda tavaf var, sa'i var, halk var. Bu muhtelifin fihi olan ki yani hediyeni göndermiş. Ondan sonra da bayram günü ihramdan çıkacak, kendisini mührim sayıyor. Tavafı, sa'i hiçbir şeysi yok. Bir benzerlik olmadı. Müttefekun aleyh olan da fiil var, tavaf, sa'i, halk var. Bunda bu yok. Yalnız bir vakit var, mürur vakit var. Bu sabit oldu. Mürur vakit bunda var ama ne tavafı, ne sa'i, ne halkı yok. Feizâ vecebe zâlik. Bu vacip böyle olursa, yani bu muhtelefin fih olan ba'ise hediyeni gönderen adamda hiçbir şey yok ef'alda. Yalnız mürur vakit var. Bu vacip oldu. Öyleyse intefel ihtilaf. Bunların ihtilafı da burada müntefi oldu. Yani onları ne diyordular? İlla o mührim sayılır. Ef'al olmasa bile mührim sayılır vakti gelinden, geldiği vakitte ihramdan çıkacak. Bunların bu ihtilafı adem gibi yok gibi oldu. Niçin? Çünkü bu mürur vakti itibar yok. İspat ettik ya. İhrama giren bir adam da mürur vakti itibar yok. Mürur ihrama girsin de mürur vaktiyle çıksın, bu davayı iptal edildik. Öyleyse bunların davası, ihtilafı, müntefi oldu, yok oldu. Yok olunca fesebete sabit oldu bima zikerine, bizim bu zikrettiğimiz sebeple ki ihrama giren bir adam ihramdan çıkamaz, illa tavaf edecek, sa'y edecek, ondan sonra tıraş olacak. Bunları yapmadıkça ihramdan çıkamaz. Bununla sabit oldu. Sehhetu gavrimen. Bir kimsenin kavlünün sıhhati ki zehebe zahib oldu. İlâ hadîs-i Âişete radıyallahu anha. Hazreti Âişe radıyallahu anha'nın hadisine zahib olan bu alanların kavlünün sıhhati sabit oldu. Ve fesâd-ı kavlümen bir kimsenin kavlünün fesâdı da sabit oldu ki halefe zâlik. Buna Hazreti Âişe'nin hadisine muhalefet etti. Nereye gitti? İlâ hadîs-i Câbir ibn-i Abdullah. Câbir ibn-i Abdullah'ın rivayet etti ki hadise gitti. Onların da kavlünün fesadi sabit olduğu. Ve hadi işte bu kavlü Ebi Hanife'de
ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi teala. Bu üç imamın kavli de budur. Yani bu üç imamın kavli şudur ki, bir adam hediye göndermekle kendisi ihrama girmiş sayılmaz. O halaldır. Mührimin yapmadığı işleri o yapabilir. Evet. Fakat haddesena Yunus. Yunus bize rivayet eyledi. Kale akberene ibn-i Vehbin. Enne maliken haddesehu. İmam-ı Malik ona rivayet eylemiş. Kimden? En Yahya ibn-i Sa'idin, en Muhammed ibn-i İbrahim ibn-i Haris-i Teymi. O da kimden? En Rabi'at ibn-i Abdillah ibn-i Hüdeyr. Ennehu ra'a reculen. Rabi'a diyor ki, bir adamı gördüm diyor. Bu adam bir adamı gördü. Bu gördüğü adam da Basra'da oluyor bu vaka. Abdullah ibn Abbas'ın emir olduğu vakitte Abdullah ibn Abbas'ı görmüş. Fakat ismini zikretmiyor. Başka yerlerde rivayette geliyor. Bu adam Abdullah ibn Abbas'mış. Nasıl görmüş? Mütecerriden, ihramdan çıkmış. Şeyden, elbiseden çıkmış, ihramı giymiş. Elbisesini soymuş olduğu halde, ihrama girmiş olduğu halde görmüş. O da başka rivayetlerde geliyor ki minberde hutbe okurken bakmış ki ihramlı olarak hutbe okuyor. Bil Irak'ı Irak'ta Basra'da. Kale Rebe'a diyor ki fese'eltün nase nase sordum enhu bundan bu kimdir dedim. Fekalu niye böyle yapmış? Fekalu dediler ki emere bi hedihi hedine emreyledi ki en yukallede teklid oluna. Yani Mekke-i Mükerreme'ye hedi kurbanlık göndermiş, onlara da boyunlarına kilade takmış, kurbanlık oldukları bilinsin diye. Felizalik işte bunun için tecerrede elbisesini çıkarmış, ihram giymiş, kendisini mührim saymış. Daha bayram olacak da, bayram günü herkes kurbanlarını kesip ihramdan çıktıkları vakitte o da kendisi elbisesini giyecek o vakit. Kale Rebi'atü, Rebi'a diyor ki فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بِنَ الزُّبَيْرِ ben Abdullah ibn-i Zübeyr'e tesadüf ettim. فَقَالَ ona diyor, sordum ki Abdullah ibn Abbas böyle yapmış. Hedi göndermiş, kendisi ihrama girmiş. Halbuki kendisi Basra'da duruyor. Mekke-i Mükerreme'ye gitmedi. Bu adam mührim midir, değil midir? Fekal Abdullah ibn Zübeyr dedi ki, bid'atun ve Rabbil Kabe. Bu bid'attir. Ben Kabe'nin Rabbisine yemin ediyorum ki bunu yapmış olduğu bid'attir. Sünnete muhaliftir. Dedi. Ve la yecuzu indena, bizim indimizde de caiz olmaz. En yekune ola. İbn-i Zübeyr halefe ala zalik, buna yemin etmiş olması ola ki ennehu bid'atun, bid'attir diye yemin etti ya, bu ola illa vakat alime, yani bunu yemin etmesi biz tecviz etmeyiz, illa vakat alime, illa o bilmiş olur ki enne sünnete sünnet hilafı zalik, bunun hilafınadır, bunun sünnet bunun hilafına olduğunu bildi de onun için yemin etti, yoksa beyhude yemin etmez, yalan yere yemin etmez. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي العالية قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما. أبي العالية diyor ki Abdullah ibn Ömer'e sordum ani racülü bir adamdan ki yeb'asü gönderir bir hediye kurbanını ve yumsiku anin nisa, kadınlardan imsak eder mi, yani mührimler gibi mührim kurban kesinceye kadar kadınlarına, Beytullah'ı tavaf edinceye kadar kadınlara tekerrüb edemez. Bu da böyle mi? Yani mührim gibi mi? Fakale ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer dedi ki ma alimna, biz bilmedik. Kimi? El mührime mührimi. Öyle mührim ki yehillü. İhramdan çıkar. Mührimin ihramdan çıkmasını bilmedik. Hatta yatufe bil beyt. Beytullah'ı tavaf etmedikçe. Beytullah'ı tavaf etmedikçe kadınlar ona helal olmaz. Bunu öyle bildik. Bu adam kurbanını göndermiş, kendisi gitmemiş ki tavaf ede. Yani bunu inkar etti. Bunda tavaf olmadığından dolayı kadınlardan imsak ediyor. Bunun sebebi ne? Yani olmaz bu. فَمَانَا هَذَا bunun manası اَنَّ الْمُحْرِمَ مُحْرِمْ اَلَّذ۪ي öyle mührim ki تَحْرِمَ عَلَيْهِ النِّسَى kadınları ona haram olur. هُوَ o mührim اَلَّذ۪ي bir kimsedir ki يَحِلُّ مِنْ ذَٰلِكِ yehillü çıkar nizalik bundan, ona helal olur, kadınlar ona helal olur. Bu neyle olur? Bir tavafi bil beyt, beytullahi tavaflı olur. Hada, ama bu adam
La tavafi indehu. Bunun tavafi yok. Çünkü o kurbanını göndermiş ama kendisi Beytullah'a gitmemiş. Fela mana olmadı. İçtinabihi o adamın sakınmasından, zalih kadınlardan sakınmasında mana yok. Çünkü Beytullah'ı tavafına tereddüt etmiyor ki tavaf etsin de kadınlar ona helal olsun. Bu adamın böyle iştinab etmesinde bir mana yok. وَهَذَا خِلَافُ مَا işte bu Abdullah bin Ömer'in bu fetvası şu hadisin hilafınadır ki قَدْ رَوَيْنَاهُ biz o hadisi rivayet eyledik. Hani İbn-i Ömer, Abdullah bin Ömer'den rivayet eyledik. فِي اَوَّلِ هَذَا الْبَابِ bu babın evvelinde, evvelde ondan rivayet ettik ki o kurbanı boğazlanıncaya kadar kadınlardan imsak eder diye Abdullah bin Ömer'den rivayet edilmişti. Bu rivayet onun hilafına buldu. Demek ki Abdullah bin Ömer evvel öyle fetva vermişti. Sonra bu fetvasından rücu etti ki anlaşılıyor. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.